Evet kıymetli izleyenler, bir Seninle Değişir Dünya programına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün 11 Aralık Salı günü ve Ankara stüdyomuza karşınızdayız. Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Organizasyon ve Planlama Komisyon Başkanı Yavuz Selim Duman Göz Başkanımızla beraberiz bugün. Malumunuz Anadolu Gençlik Derneği sene sonuna gelindiği zaman bir takım seri faaliyetler başlamış oluyor hemen. İşte Siyer'de bir yarışması önümüzdeki cumartesi günü yapılacak mesela. Akabinde de 31 Aralık gecesi Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde Mekke'nin fethi programları yapılacak. Bunların tabii hepsinin bir organizasyon planlaması olduğu için Yavuz Selim Duman Göz Genel Başkan Yardımcımızla beraberiz. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok şükür sizler Allah, de iyisiniz. Allah razı olsun, sağ olun. İsterseniz Mekke'nin fethiyle alakalı konuşacağız ama Mekke'nin fethini başlamadan önce fetih dendiği zaman aklımıza ne gelmesi lazım? Bunu sizden dinlemiş olsak. Allah razı olsun. Öncelikle bu programa davet ettiğinizden dolayı şahsınıza ve Kanal 42 ailesine teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında da özellikle Müslüman coğrafyalarda zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz, özellikle Arakan'da, Yemen'de, Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da olan kardeşlerimize de vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Oradaki zulümlerin bir an önce son bulması için de başta Türkiye olmak üzere bütün İslam aleminin yeniden ayağa kalkarak İslam birliğini kurarak küfara karşı mücadele etmesini Allah'tan İnşallah. temenni ediyorum. Amin. Fetih denildiği zaman tabii ki şehirlerin anası olarak ifade edilen Mekke'nin fethi, fetihler tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Fetihi bugünkü Batı toplumunun ırkçı emperyalistlerin yapmış olduğu işgallerle karıştırmamak lazım. Onlar gittikleri yeri köleleştiriyorlar, oraları talan ediyorlar, oralara zulüm götürüyorlar. Oralarda Sömürüyorlar. sömürüyorlar, oralardaki insanların doğal yaşam şartlarında, doğal tarzlarına, inançlarına, her türlü fikri mülkiyetlerine karşı ciddi bir baskı, zulüm. Fakat öte taraftan fetihler böyle değil. Mesela Mekke'nin fethini ele alacak olursak Peygamber Efendimiz Mekke'ye ilk girdiğinde oradaki insanlara emin olmalarını, gayrimüslimlerin dinlerine, ibadetlerine hiçbir şekilde karışılmayacağını özellikle belirtmiştir. İşte şu evlere sığınanlara bir şey yapılmayacağını. Zaten kanla dökülmemiştir orada. Onun öncesinde zaten yani Mekke'nin fethini biz hesaba aldığımızda öncesinde Yesrib'de, Medine'de kurulan bir İslam devleti neticesinde önce gönüllerin fethinin nihayetinde fiziki olarak Mekke'nin fethedildiğini, orada da fiziksel bir güç kullanılmadan, herhangi bir kan dökülmeden Mekke'nin fethedildiğini görmekteyiz. Çünkü insanlar, ecdadımızın tarihinde bu örnekler çoktur. İnsanlar bizim ecdadımızın İslam dinine uygun yaşadıkları için yaşantılarını gördüklerinde bizim de bu insanların dinine mensup olmamız lazım. Bunlar hak ve adalet eksenli bir yaşam tarzını öngörüyorlar. İnsanları kimliklerinden, kişiliklerinden, inançlarından dolayı birbirinden ayrı gayrı tutmuyorlar. Her alanda adiller, sosyal alanda, ekonomik alanda, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda adil oldukları için, adil yönetim anlayışını benimsedikleri için bizim için fetihler bu manayı ifade etmektedir. Ondan dolayı da insanların fevç fevç İslam'a geldiklerini birçok tarihimizdeki birçok noktada görmekteyiz. Eyvallah. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz değil mi? Fetihler yapılmadan önce insanların orada bulundukları yaşam alanlarına, yani bu kelime maruz görün, tecavüz etmeden, oraya yani herhangi bir sıkıntı çıkartmadan, ama öncesinde gönülleri fethederek orayı tekraren şey yapmışlar oluyorlar. Yani orayı önceden beyinlerde, zihinlerde ele geçirdikten sonra oranın üzerine gitmiş oluyorlar ve oraları ondan sonra İslam beldesi haline getirmiş oluyorlar, hayırlı belde haline getirmiş Tabii oluyorlar. yani bunu Mekke'de de görebiliriz, bunu Diyarbakır'ın fethinde de görebiliriz, bunu İstanbul'un fethinde de görebiliriz. Yani özellikle İstanbul'un fethinde o zamanki Bizans diye nitelendirilen İstanbul surlarının içinde yaşayan gayrimüslim topluluk, yani orada kendi yönetim anlayışlarından ziyade dünyaya adaletiyle hükmetmiş, adaletiyle namsalmış Osmanlı Devleti'nin, özellikle de o dönemdeki İmparator Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin yönetimine girmeye, tabi olmaya çoktan razı olmuşlardı. Yani fethi asıl anlamlandıran en önemli etkenlerden birisi de budur. Yani sadece bugün bize ifade edilen gibi
özellikle gençlerimize lanse edilen gibi işte kılıç kalkan aldılar gittiler, savaştılar, zorla ele geçirdiler. Kesinlikle söz konusu değil. Öncelikle tabii işin bir kısmında bu da var, fiziki mücadele de var ama öncelikle sizin de ifade buyurduğunuz gibi gönüllerin fethi var. Ve oradaki insanların varlıklarına, yaşam alanlarına herhangi bir müdahale söz konusu değil. İslam bize bunu yasaklıyor zaten. Oradaki insanların önceki doğal hayatlarına, yani sadece insanları bırakın, o şehrin estetiğine dahi zaten çok fazla müdahil olunmuyor. Son noktadayken o zaman şey yapıldığından dolayı, İslam aslında bundan dolayı da o zaman kat be kat, yani bir anda çığ gibi büyüme misalinde. Tabii bunun en önemli etkenlerinden birisi de budur. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya teşriflerinden sonra, işte peygamberlik tevdi edildikten sonra, malumuz hızlıca geçiyorum süreçleri, işte 40 kişi olundu, ilan edildi, Mekke'de başladı, hicret dönemi, sonra fetihler dönemi, işte çevre ülkeler fethedildi, Anadolu'ya girildi, sonra diğer İslam ülkeleri kuruldu, devam etti, bütün dünyaya yayıldı. Bu kadar kısa sürede dünyanın birçok noktasına ulaşmasının en temel nedeni de budur. İslam üzere, hak ve adalet anlayışı üzere bir yaşam tarzı benimsemeleri, ki İslam'ın gerekliliği budur. Bu yoruma açık bir şey de değildir. Bunun neticesinde de yıllardır zulüm altında inleyen bütün toplumların İslam toplumunun yaşantısını gördükten sonra insanların toplu bir şekilde oralara gelmelerine ve onların yaşadığı beldelerin de fethedilmesine sebebiyet verir. Aynı zamanda beklenti içerisinde giriyorlar. İşte İstanbul'un fethinden az önce bahsettiniz. Orada diyorlar ki işte kardinal şeyi görmektense Osmanlı sarayı görmeyi yeğleriz. Tabii yani gidiyor. Ahlaki olarak da ekonomik olarak da o zaman özellikle İstanbul'daki toplum, yerel halk diyelim, çökmüş durumda. Yani herhangi bir ahlak mefhumu yok. Batı toplumunda bugün de aynı düşünce sahiptir. Yani bugünkü oryantalistlerin, şarkiyatçıların düşüncelerine baktığımızda doğuyu, doğudaki insanı doğu diye tabir ettikleri bölgeyi, yani kime göre doğu, neye göre doğu, doğu diye tabir ettikleri insanı, ki buradan doğudan kasıt İslam'dır, her zaman ikinci, üçüncü sınıfa plana atılmış, işte herhangi bir hayat hakkı tanınmayan insan kitlesi zümresi olarak tanımlanmıştır. Fakat öte taraftan İslam'ın insana, topluma bakışı çok daha farklıdır. Yani bir insana insan olduğu için değer verir. Onun dinine, ırkına, rengine, diline, herhangi bir şeyine bakmaz. O insan olduğu için, o yaratılmış olduğu için değerlidir bizim gözümüzde. Çünkü Allah-u Teala'nın bize emirleri bu şekilde. Biz batılı, yani zihinsel, fikirsel anlamda çöküntü yaşayan, yıllardır bu çöküntünün içinde olan batı toplumu gibi düşünemeyiz. Onun için bizim dinimiz evrenseldir. Onun için bizim dinimiz çok kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Peki bu noktada İslam tarihinde belki de en önemli sayılabilecek 3-5 tane fetihten bir tanesi Mekke'nin fethi. Bundan bahsettik. Ondan sonra işte Diyarbakır'ın fethi geliyor. Sonrasında İstanbul'un fethi geliyor. Ve Anadolu Gençlik Derneği olarak sizler de bu 3 fethin 3'ünü de kutluyorsunuz. Evet. Rahmetli Erbakan hocamız zamanından itibaren bu kutlamalar başlandı. İlk ne zaman başladı bu kutlamalar? Nasıl başladı? Şöyle ifade edeyim. Mekke'nin fethi yani 1969'da malumunuz Milli Görüş Hareketi, Bağımsızlar Hareketi'nin neticesinde kurulmuş oldu. Erbakan hocamızın, rahmetli hocamızın önderliğinde. O tarihten itibaren farklı periyotlarla kutlanıyor. Miladi olarak 610 yılında Mekke'nin fethi Ocak ayında ilk şey yapıldığı için, fetih yapıldığı için temsilen bu tarihe genel merkez olarak bu yıllardır kutlanıyor. Öte taraftan son 6-7 yıldır da Diyarbakır'ın fethi, Diyarbakır'ın en büyük stadyumlarında kutlanıyor. Orada da Diyarbakır'ın fethinde de büyük manalar mevcut. Yani İyaz Bin Ghanem komutasındaki ordu, malumunuz çok zorlu şehrin savunma süreçlerinin neticesinde rivayet odur ki bir köpeğin onlara surların içinden geçen bir yol göstermesi neticesinde surların içine önce bir grup giriyor, sonra kapılar açılıyor ve Diyarbakır şehri teslim oluyor. Tabii nihayetinde de İstanbul'un fethi hepsinden ayrı bir öneme sahip. Bizim Avrupa'ya, diğer beldelere açılmamızın önemli etkenlerinden birisi. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasının önemli etkenlerinden birisi.
İstanbul'un fethi yapıldığı tarihte Mayıs ayında İstanbul'da veya çevre illerinde yine kutlanıyor. Diyarbakır'ın fethi de ifade ettiğimiz gibi Diyarbakır'ımızın en büyük salonlarında, stadyumlarında son 6-7 yıldır yani büyük organizasyon şeklinde kutlanıyor. Mekke'nin fethi de 50 yıla yakındır Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde kutlanmaya devam ediyor. Bu noktada bu fetih kutlamalarını direkt Erbakan Hoca'nın emri olduğunda bilmemiz lazım değil mi? Yani Erbakan Hoca'nın emri vasıtasıyla bu. Tabii yani şöyle ki fetihlere yüklediğimiz mana, ecdadımızın da yüklediği mana iyi anlamak açısından fetihler tarihimiz açısından ciddi öneme sahiptir. Yani biz bugün Kudüs'ü, Selahaddin Eyyub'u düşünürken, Diyarbakır'ı, İyaz Bin Ghanem'i düşünürken bütün bunları işte Mekke'nin fethinden, İstanbul'un fethinden bağımsız düşünemeyiz. Malazgirt zaferinden, diğer tarihimizdeki şanlı zaferlerden bağımsız düşünemeyiz. Bunların hepsi birbirini tetikleyen, birbiriyle bağımlı olan ilahi kelimatullah davasını yeryüzüne hakim kılmak için mücadele eden insanların ortaya koymuş olduğu davanın bir diğer adıdır. Ecdadımız birçok defa o kapılara dayanmıştır. Özellikle Hendek gazvesinde Peygamber Efendimizin onca zorluklar içinde dahi ona teslim olmuş sahabelerin eşliğinde malum mesele var. Taşa vuruyor. 3 tane beldenin fethi orada müjdeleniyor. Onlardan birisi de İstanbul'dur. Bu fetih müjdesidir 90 yaşında Hazreti Eyüp el Ensari Hazretlerini İstanbul'un kapılarına günlerce at yolculuğu, at sırtında yolculuk yaparak getiren bu manadır, bu anlamdır. Bizim bugün bundan muradımız da genç kardeşlerimize, geleceğimiz olan genç dümalarımıza fethin bizim için ne anlam ifade ettiğini, fethiyle işgalin arasındaki farkın ne olduğunu, biz gittiğimiz yerlere hak ve adalet merkezli bir yaşam tarzını, bir anlayışı götürdüğümüzü ve gelecek nesillerimizin de inşallah önümüzdeki fetihlere, ecdadımızın bıraktığı fetihlerin kaldığı yerden devam etmesi için onlara bir mefküre vermeye çalışıyoruz. Eyvallah. Bu noktada şunu da söylemek gerekir. Tabii az önce saymış olduğumuz beldelerin hepsi elhamdülillah İslam beldesi. Yani Mekke, İstanbul, Diyarbakır. Ama bunların içerisinde Kudüs'ü belki son 50 yıllık süreç içerisinde ayırabiliriz. Kudüs'ün fethini biz ne zaman kutlayacağız? Ya da Kudüs'ün fethini de Selahaddin Eyyubi'deki o manayı ifade edebilmek adına kutlansa olmaz mı bu noktada? En çok gelen sorulardan biri bu yani belki de. Ümit ediyorum ki Allah'ın izniyle Kudüs'ün fethini Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bütün teşkilat mensuplarımızla, bütün ümmeti Muhammed'le orada sabah namazlarıyla, cuma namazlarıyla, vakit namazlarıyla milyonlarca kişinin katılımıyla fiili olarak Allah'ın izniyle kutlayacağız. İnşallah. Bizim bugün stadyumlarda yaptığımız kutlamalar temsili kutlamalar. Asıl fetihlerin habercisi olan hazırlık kutlamalarıdır. Yani bunlar gerçek anlamda yerinde duyguyu vermeye çalıştığımız kutlamalardır. Özellikle Kudüs'le alakalı son yıllarda da üzerine vurgu yaparak daha da yoğunlaştığımız bir çalışma Ramazan ayının son cumasında Ankara merkezli birkaç ilde daha yaptığımız Kudüs günü programları var. Onun haricinde Kudüs'le alakalı sene içinde yaptığımız birçok çalışmalar, basın açıklamaları, benzer hazırlıklar, organizasyonlar da var. Ama asıl Kudüs'e özel çalışma Ramazan ayının son cumasında Ankara merkezli yapılan programlarımız. Gönlümüz onu ister ki Allah'ın izniyle de inşallah bu nesil buna şahitlik gelecektir. En kısa zamanda asıl kutlamayı Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bahçesinde milyonların katıldığı namazlarla beraber orada yerinde icra etmiş olacağız inşallah. Yani gündemden düşürmemeye devam ediyoruz Kudüs'ü bu noktada. Tabii yani gündem hiçbir zaman gündemden düşecek bir çalışma değil. Gündem olmak için yapılacak bir çalışma da değil. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Yani günün şartlarına binaen, konjonktüre binaen gündem olmaya çok müsait olan bir konudur. Filistin meselesi, Kudüs meselesi. Hiçbir zaman bu hamaset söylemlerin içinde olmadık elhamdülillah. Bundan sonra da olmayacağız. Kudüs'ü gerçek manada anlayıp orayı gerçek manada ecdadımızın yaptığı gibi tekrar zulümlerden uzak bir İslam beldesi haline getirmek için mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle de bu yolda mücadele ediyoruz. İnşallah Rabbim zaferi de bizlere nasip eyler diye dua ediyoruz, ümit ediyoruz. Temennimiz bu yönde. Eyvallah.
Peki bu noktada Mekke'nin fethi kutlamalarına gelecek olursak, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin hemen hemen yine bütün beldelerinde yapılacak. Bu noktada yani size de gelen şeylerden bir tanesidir, tepkilerden ya da sorulardan bir tanesidir. Mekke'nin fethinin normal zamanıyla alakalı olmamasına rağmen niçin 31 Aralık gecesi kutlandığı ya da başka sorular da geliyordur bu noktada. Mekke'nin fethi kutlanmasının ve ya da Mekke'nin fethinin o tarihte kutlanmasının başka amaçları var mıdır? Mekke'nin fethinin 31 Aralık gecesi, yani yılbaşı diye tabir edilen gecenin kutlanmasındaki en önemli amaçlardan birisi de, yani birincisi Mekke'nin fethini insanlara, gençlerimize, yeni nesillerimize anlatmak, o gün orada neler yaşandığını, fethin önceki süreçleri, fethi neler olduğunu, fethihten sonra Mekke'nin nasıl abad edildiğini, nasıl bir belde olduğunu anlatmak. Bir diğer amacı da o gün yılbaşı eğlenceleri adı altında bizim dinimizde, bizim kültürümüzde, bizim ahlakımızda olmayan, yer olmayan, yani bugün popüler kültür diye tabir ettiğimiz Batı tarafından bize empoze edilmeye çalışılan o ahlaksız ortamdan genç kardeşlerimizi, özellikle genç kardeşlerimizi o ahlaksız Selam ortamdan Allah. Uzak tutma derdindeyiz. Belki de birçok genç kardeşimiz Allah muhafaza birçok harama o gece bulaşıyor. Yani bu gece yılbaşı gecesidir, bir kereden bir şey olmaz deyip arkadaş ortamına takılıp televizyonların, bugün maalesef belediyeler de bu işi iyice zıvanadan çıkarttılar. Yılbaşı kutlamaları adı altında çok ahlaksız bir takım organizasyonlara maalesef ki girişiyorlar. Bu kötü ortamlardan o kardeşlerimi uzaklaştırmak, onlara Kur'an'ın anlamını, Kur'an'ın manasını aktarabilmek ve İslam adına yapılabilecek, fetihler adına yapılabilecek ne varsa onlara aktarmak için yapılan çalışmalar olduğu için özellikle 31 Aralık gecesi yapılan bir program. Yani bir nebze de olsa gençlerimizi o fitne ortamından uzak tutabilmek adına. Tabii yani elhamdülillah ki Anadolu Gençlik Derneğimiz Türkiye'de 81 ilde, yüzlerce noktada, ilçe merkezlerinde, okullarda, lokallerimizde, birçok noktada, yüzlerce noktada bu çalışmayı yapıyor. Yani biz bunu herhangi bir merkezi noktada milyonlarca kişinin katılımıyla da organize edebiliriz ama ne kadar çok noktada yaparsak o kadar genç kardeşimizi dahil ederiz, o kadar genç kardeşimizi, o kadar insanımızı bu küfür ortamından, bu yılbaşı eğlencesi adı altında yapılan rezilliklerden, iğrençliklerden beri tutarızın derdindeyiz. Peki buradan şunu sormak istiyorum. Yani genel merkezde olduğunuzdan dolayı, Ankara'da olduğunuzdan dolayı da size bu noktada Türkiye'de yapılan programlarla alakalı tepkiler illaki geliyordur. Biz başka zamanlarda yaptığımız programlarda bununla alakalı emniyetten gelen tepkiler olduğunu, o gece hakikaten yapılan programlar vesilesiyle suç oranlarında azalmalar olduğunu vesaire, bunlarla alakalı hatta tehdit telefonları aldığını söylüyorlar dernek merkezlerinde, diğer illerde. Genel merkeze gelen tepkiler ne noktada bunu? Yani biz elhamdülillah bununla alakalı çok olumlu tepkiler alıyoruz. Haricen söylenen şeylerde açıkçası çok dikkate, çok kale almıyoruz. Yani Hazreti Adem'den bugüne kadar bu dünyada hak batıl mücadelesi var oldu. Kıyamete kadar da var olacak. Burada insanların tarafını belli etmesi lazım. Kim hak tarafında, kim batıl tarafında, kim ne için mücadele ediyor? Burada insanlarımızın, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bir ayrıma girmeleri lazım. Yani biz bu gece bir duruş sergileyeceğiz. Bize dayatılan, popüler kültür olarak dayatılan, dinimizde, ahlakımızda, kültürümüzde yeri olmayan yılbaşı eğlencelerine mi katılacağız? Yoksa bizi dinimizin, kültürümüzün gerçek anlamıyla buluşturan Anadolu Gençlik Derneğimizin yaptığı Mekke'nin fethi gecelerine mi katılacağız? Elhamdülillah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yüz binlerce, milyonlarca kişinin bu programlara katıldığını, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şahitlik edeceğiz. Nice kardeşlerimizin programlar neticesinde iyi ki varsınız, iyi ki programı yaptınız. Ben falanca arkadaşlarımla çok yanlışa gidecektim. İşte ifade etmek istemeyeyim, buradan meşrulaştırmayalım. Yani şu günaha gidecektim, bu günaha gidecektim. Sizin derneğinizin mensubundan birisi geldi, kolumdan tuttu. İstemeye istemeye beni oraya götürdü. Ondan sonra hayatımda da elhamdülillah ciddi değişiklikler oldu. Burada
bütün bu programlar, bütün bu emekler bir tane kardeşimizin bir yanlıştan uzak durmasına sebebiyet veriyorsa elhamdülillah bu bizim için yeterli bir sebeptir. Bütün yüzlerce noktada bu programı yapmak bir tane kardeşimizi o kötülükten alıkoyabiliyorsak ne mutlu bize. Bir insanı kurtarmış olan bütün insanlığı kurtulmuş. Tabii bütün alemi kurtarmış gibidir. Yani hadis bunun nice örnekleri var. Velev ki tekrar ifade edeyim, bir kardeşimizin dahi bir harama bulaşmasını önlemek, bir yanlışa gitmesini engellemeye vesile oluyorsa program, elhamdülillah biz doğru yapmışız demektir. Bütün programlarımızı yaparken de bunu göz önünde bulunduruyoruz. O zaman aslında bir soru daha soracaktım bu noktada da. Direkt zaten cevabı vermiş oldunuz ama yine de ben belirtmiş oldum. Yani milyonlarca insanın katılmış olduğu bir program. Türkiye'de geçen sene 700-800 farklı noktada yapıldı. Türkiye'de 1200 ilçenin olduğunu farz edersek ya da 1000 civarında ilçenin olduğunu farz edersek %75'inde yapılmış bir program. Yani milyonlarca insan katılıyor. Türkiye nüfusunun nereden baksanız %10'u katılıyor bu programlara. Ama bakıldığı zaman medyada demiş olduğunuz popüler kültürün etkisinden dolayı pek fazla yer verilmiyor. Bunu ne cevap verirsiniz diye soracaktım. Ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Yani bu sorunun muhatabı ben değilim aslında. Tabii tabii. Tırnak içinde söylüyorum. Kendini işte muhafazakar İslami medya diye tırnak içinde söylüyorum. Lanse eden, ifade eden kardeşlerimize bunu sormak lazım. Yani onlarca yılbaşı haberi yaparken bunlardan haberdar olmadıklarını düşünmek gaflet olur. Bunları biliyorlar. Zaman zaman programların içinde de bulunan kardeşlerimiz niye ısrarla bunları görmezler, niye ısrarla bunları yayınlamazlar, onlara sorsanız siz gazetecisiniz onlara sorsanız daha sağlıklı cevap alırsınız. Eyvallah, eyvallah. Peki bu sene Mekke'nin fethi programları yine yapılacak. Türkiye'nin hemen hemen yine her ilçesinde yapılacak. Öne çıkan programlarımız nelerdir, hangileridir? Genel başkanımız bir programa katılacak mı? Yani bütün programlarımız önemli muhakkak. Birçok ilde, il merkezlerinde müstakil, ilçelerde de ayrı programlar ifa ediliyor. Bunun haricinde dediğim gibi yani okullarda, lokallerimizde, dernek binalarımızda, ilçe binalarımızda programlar organize ediliyor. Bunlarla alakalı genel başkanımız da her sene illerin taleplerine göre farklı bir programa dahil oluyor. Bu sene de nasip olursa inşallah Balıkesir ilimizin kapalı spor salonunda icra edeceği programa inşallah katılmış olacaklar. Buradan sizin aracılığınızda da Balıkesirli kardeşlerimize de çevre illere de ilan etmiş olalım. Tabii çok yoğun ilgi alaka oluyor. Nasip diyelim bu sene de Balıkesir'e genel başkanımız dahil olmuş olacak. 31 Aralık gecesi Balıkesir'de kapalı spor salonunda Balıkesir halkımızı da bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Bu noktada Siyer'in bir yarışması da yapılacak bu hafta. Aynı zamanda ödülleri yine verilecek. Evet. Siyer yarışması ile alakalı da söyleyeceğiniz şey. Siyer'in bir yarışması yine Türkiye geneli yapmış olduğumuz organizasyonlardan bir diğeri. Bu sene 6.sını icra ediyoruz. Önceki senelerde lise ve ortaokul olmak üzere iki kategori aynı zamanda icra ediyorduk. Bu sene ortaokulları ikinci dönem, liselerde ilk dönem icra edeceğiz. İki hafta önce kadar başvurularımız nihayete ermiş oldu. Öğrenci kardeşlerimize kitaplarını göndermiş olduk. Şu andan itibaren de sınav hazırlıkları için illerimiz, ilçelerimiz gerekli çalışmalar yürütüyorlar. Bütün Türkiye'de yüz binlerce kardeşimiz Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabının dağıtılması neticesinde oradan sorulacak 80 soruyu 120 dakikada cevaplayacaklar. Sınavımız da nasip olsa bu cumartesi günü saat 11'de bütün Türkiye'de ilan edilecek, sınav yapılmış olacak. İnşallah il geneli ödül törenleri de Mekke'nin fethi programlarında icra edilecek. Sonraki günlerde de Türkiye geneli ödül töreni inşallah genel merkez bünyesinde organize edilmiş olacak. Ama il geneli ödülleri, Siyer-i Nebi sınavının il geneli ödülleri de Mekke'nin fethi programlarında yapılmış olacak inşallah. Eyvallah. Şunu sormak istiyorum. Yani yapılan birçok program var. Organizasyon Planlama Başkanısınız aynı zamanda. Derneğimizin ismi neden? Anadolu Gençlik Derneği. Gençlikle alakalı bir kavram var. Dolayısıyla yapılan bütün programların hepsi aslında az önce söylemiş olduğunuz noktadan geçiyor. Yani bir tane genci kötü yoldan alıkoyabilmek, oradan geri çevirebilmek. Bu noktada gençlerimize tavsiye etmek istedikleriniz olur mu programın sonlarına yaklaşırken? Yani neler söylemek istersiniz gençlerimize? Eyvallah, Allah razı olsun.
Yani biz ulaştığımız, ulaşmaya çalıştığımız gençleri herhangi bir düşünceye, herhangi bir kişiye, herhangi bir sisteme payanda yapma, dolgu malzemesi yapma derdinde değiliz. Biz bir gencimize işte herhangi bir ideolojiyi, herhangi bir adamın hayatını da anlatma derdinde değiliz. Biz gençlerimize Allah'ın bize emretmiş olduğu işte yaşama kurallarını anlatma derdindeyiz. Biz yeryüzüne insan olarak gönderildik. Yeryüzünde bir Müslüman olarak görevlerimiz nelerdir? Bir insan olarak görevlerimiz nelerdir? Bir Müslüman olarak diğer Müslümanların ve diğer insanların, bütün dünyanın bizden beklentileri nelerdir? Biz gençlerimize bunları anlatmanın derdindeyiz. Yani herhangi bir yere çekmek, herhangi bir taraf oldurmak, işte diğer insanları bir taraf belirlemek, onlar kötü, bunlar şöyle, şunlar şöyle şeklinde değil, insanları taraflaştırmadan, ötekileştirmeden, yaradılana yaradılandan, yaradıldığından ötürü değer vererek, o insanları, işte Müslüman kardeşlerimiz özellikle, ne için yaratıldıklarını ve ne için yaşadıklarını onlara anlatma derdindeyiz. Hatırlatma. Hatırlatma derdindeyiz. Bugün dünyanın birçok noktasında, bakın yanı başımızda, Suriye'de, Irak'ta, bugün bize medeniyetin beşiği diye tarif edilen Avrupa'nın göbeğinde, bundan 20-25 sene önce sırf Müslüman oldukları için katledilen Bosna halkına şahidiz. Yani bunlar geçen yüzyılda, geçen bin yılda olmuş olaylar değil. Bize kulaktan duyma bilgilerle aktarılan olaylar değil. Gördüğümüz. Seyircilerimizin yaşı müsait olanlar hatırlar. Yani en çok meşhur olanı Srebrenica katliamıdır. Yüz binlerce insanlar orada Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun güvencesi olduğu halde Sırplar katlettiler ve bütün dünya buna göz yumdu. Öte taraftan bugün Yemen'de sırf açlıktan dolayı hayatını kaybeden binlerce bebek var, çocuk var. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Filistin'de yıllardır devam eden zulümler var. Bugün Libya'da. Yani nerede bir kan, nerede bir zulüm, nerede bir gözyaşı olarak baktığınızda İslam beldesi görüyorsunuz. Ve bunun altından da ırkçı emperyalizm ve siyonizm çıkıyor. Bizim genç kardeşlerimize bunları anlatmamız, bunları izah etmemiz lazım. Ve genç kardeşlerimizin popüler kültürden biraz olsun kendilerini geri çekip bunları anlamaları lazım. Bunlar için mücadele etmeleri lazım. Bir takım diziler izleyerek, bir takım hamasi söylemler, ifadeler kullanarak İslam birliği çözüm kurulmaz. Müslümanlar zulüm altında inim inim inlemekten kurtulmaz. Yani size uluslararası alanda bir zulüm yapılıyor, siz bir dizi, bir film çekiyorsunuz, orada onlara mukabele ediyorsunuz, ondan sonra insanları rahatlatıyorsunuz. Yani film çekmek, dizi çekmek çok zor bir iş değil. Zaten özellikle Amerika yıllardır Hollywood sektörüyle bunu yapıyor zaten. Bizim insanlarımıza, genç kardeşlerimize özellikle işin hakikatini, işin manasını anlatmamız lazım. Onun için bütün kardeşlerimizi teşkilat çalışmalarına, programlarımıza davet ediyorum. Özellikle ortaokul, lise ve üniversitede yapılan çalışmalara davet ediyoruz. Mekke'nin fethi programında da hepsini, bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Bir dipnot olarak da şunu ifade edeyim. Anadolu Gençlik Derneği olarak inşallah ara dönemde Türkiye genelinde bir umre programımız var. Onunla alakalı soracaktım. Siz eyvallah, isabet olmuş. Detaylı bilgiler de internet sitemizde, sosyal medya adreslerimizde mevcuttur. Her sene olduğu gibi bu sene de yine çok büyük bir, çok geniş bir katılımla inşallah Mekke'de, Medine'de bir umre programımız olacak inşallah. Bütün halkımızı, bütün vatandaşlarımızı aynı zamanda oraya da davet etmiş olalım inşallah. Eyvallah. Son olarak da şunu sorayım o zaman başkanım. Yani Anadolu Gençlik Derneği'nin yapmış olduğu bütün projelerin hemen hemen hepsi dernek projesinden devlet projesine devşirilen mi diyeyim? Yani o noktaya gelen projeler. Mesela Çanakkale'nin kutlanması, Çanakkale fethi kutlanması, İstanbul'un fethinin kutlanması,
Çanakkale'deki şehitlerimiz için okunan 250 bin hatim. Bunların hepsi dernek projesinden devlet projesi noktasına kadar gelmiş. Ve elhamdülillah o kadar iyi bir besmele çekilmiş ki demek ki başlangıçtayken Rabbimiz bunu nasip etmiş bu noktada. Diğer noktadan Türkiye'nin %49'u Avrupa Birliği'nin ya da dünyadaki bütün diğer kuruluşların birlemiş olduğu genç kitlesinin içerisine giriyor. 20-30 yaş arasına giriyor. Çok büyük bir bu noktada bizim de bir ne diyelim nasibimiz var yani. Yani aslında bizim en çok şükretmemiz gereken şey de bu. Şunu sormak istiyorum. Anadolu Gençlik Derneği ikinci dönem içerisinde Umre'den bahsettik. Yine ne tür projeler var? Neler bekliyor bizi Mekke'nin fethinden ve Umre programlarından sonra? İlk ifade ettiğiniz meseleden müsaade ederseniz başlayayım. Yani bir çalışmanın öncüsü olabilmişsek ne mutlu bize. Bunu diğer STK'lar, diğer kurumlar yapabiliyorsa, buna biz önce olabilmişsek, oradan murad edilen, iyi niyetle yapılan, murad edilen bütün hayırlardan da payımızı alacağımız kanaatindeyiz. Bundan mutluluk duyarız. Rabbim diğer çalışma yapan kardeşlerimizden de razı olsun. İkinci dönemde yapacağımız başlıca çalışmalardan da şöyle ifade edeyim. İkinci dönem başlar başlamaz. Yani ikinci dönemden kastımız okul sezonunu ifade ediyorum. Şubat'tan itibaren ortaokullu kardeşlerimize yönelik Siyer-i Nebi sınavının hazırlıkları başlamış olacak. Onunla alakalı yine kayıtlar alacağız. İllerimize, okullarımıza kitaplarımızı göndereceğiz. Nisan ayı gibi de inşallah sınavlarımızı icra etmiş olacağız. Sonra Mart ayında bütün Türkiye'de yapmış olduğumuz Çanakkale ziyaretlerimiz var. Orada ecdadımızın Çanakkale'yi savunurken, orada mücadele ederken ne için mücadele ettiği, ne için şehit olduğu, nice okulların o sene mezun vermediğini, bütün sınıfların şehit olduğunu, cihada gittiğini, ne için mücadele ettiği manasını kardeşlerimize anlatmak için illerimizi, özellikle ortaokul ve liseli genç kardeşlerimizi o programlara çağırıyoruz. Malumunuz bundan birkaç sene önce de 100. yılında 250 bin gencimizle orada mücadelenin en yoğun olduğu tabyaların birinde 250 bin kardeşimizle sabah namazı programı olmuştu. Onun haricinde yine İstanbul'umuzun fethi programı olacak. Mayıs ayında bir ihtimaldir ki Haziran'a, Ramazan dolayısıyla Haziran'a kaydırabiliriz. Onun haricinde yine peyderpey yaptığımız birçok çalışma var. Bir diğeri de yine Türk Kızılay'ı ile beraber yaptığımız, geçen ay başladığımız Türkiye geneli kan bağışı ve kan ili bağışı kampanyası. Yine Mekke'nin fethi programlarında da Kızılay'ımızdan çeşitli illerimize araçlar gelip bu çalışma yapılacak. İkinci dönemde devam inşallah gelmiş olacak. Her yaş aralığına yönelik, ağırlıkta da gençlere yönelik faaliyetlerimiz, programlarımız var. Kıymetli kardeşlerimizi, kıymetli büyüklerimizi de bu çalışmalara maddi manevi destek olmaya, katılmaya davet ediyoruz. Dualarını bizden esirgememelerini, bol bol dua etmelerini, müminin mümin gıyabında yapmış olduğu dua makbul dualardandır malumunuz. Bize dua etmelerini ve bu nesle Kudüs'ün fethini, Roma'nın fethini görmeleri için, nasip etmeleri için dua etmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eklemek istediğiniz. Allah sizlerden razı olsun. Sizlere de Kanal 42 ailesine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle fırsatı verdiğiniz için. Dediğim gibi bütün çalışmalarımız sosyal medya adreslerimizden ilan ediliyor. AGD.org.tr'den, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan. Oraya abone olup kardeşlerimiz yakından takip edebilirler. Hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, bugün Organizasyon ve Planlama Komisyon Başkanı, Anadolu Gençlik Derneği'nin Organizasyon ve Planlama Komisyon Başkanı Yavuz Selim Dumangöz Başkanımızla, ağabeyimizle beraberdik. Kendileriyle Anadolu Gençlik Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları, organize ettiği çalışmaları konuştuk. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan tüm Türkiye'de yine Mekke'nin fethi programlarının genel konseptlerinin nasıl olacağı ile alakalı kendileriyle sohbet etmiş olduk. Yeni programda tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun.